Uzun süredir hastanede tedavi gören efsane oyuncu, Kadir İnanır aldığı ölüm haberiyle üzüntüye boğuldu. İnanır'ın ablası Elmas Bakar hayatını kaybetti. Mart ayında beynine üçüncü kez pıhtı atması sonucu operasyon geçiren, usta oyuncu Kadir İnanır aldığı haberle sarsıldı. Kadir İnanır hayatının en acı günlerinden birini yaşıyor. Geçirdiği felç sonrasında aylardır hastanede yatan Kadir İnanır aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. İki yıl önce de bir ablası Zinnet İsmailoğlu'nu kaybeden Kadir İnanır'ın ablası Elmas Bakar hayatını kaybetti. Elmas Bakar'ın cenazesi 2 Ekim 2024 Çarşamba günü Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi namazına müteakip, cenaze namazı kılındıktan sonra Ayaza Mezarlığı'nda toprağa verildi. Uzun süredir hastanede tedavi altında olan usta aktör Kadir İnanır'ın durumunun iyiye gittiği bildirildi. Hayat arkadaşı Jülide Kural, Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören İnanır'ın sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini dile getirdi. de Kural, İnanır'ın bir haftadır yürüyüşlere çıktığını, futbol maçlarını izlediğini ve kilo vermiş olsa da yemek yemeye başladığını söyledi. de Kural şu ifadeleri kullandı. Kadir İnanır sevgisini kalbinde taşıyan siz milyonlara, yeni gelişmeler doğrultusunda gerçek bilgileri iletmekle kendimi yükümlü hissediyorum. Bildiğiniz üzere aylar süren hastane tedavi sürecinde çok olumlu gelişmeler olurken bir anda enfeksiyon nedeniyle zorlu zamanlar da yaşanmadı değil. Ancak her seferinde Karadeniz'in gücünü, öfkesini, neşesini, kısaca yaşama tutkusunu kalbinde taşıyan Fatsalı Kadir'in gücü bütün zorlukları aşmada hep kararlı oldu. Bu vesileyle başta Profesör Doktor Uğur Türe olmak üzere Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nin doktorları ve sağlık çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyoruz. Özen ve incelikle iyileşme sürecine verdikleri emek için hep minnettar kalacağız. Sağ olun, var olun. 24 Mart'tan bu yana devam eden tedavi sürecini 16 Ağustos itibariyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde sürdürme kararı aldık. Doktorlarımızın yönlendirmesiyle daha yoğun bir fizik tedavi programına dahil olmanın gerekliliği bu kararı almamızda temel teşkil etti. Eminim iyileşme süreci daha da hız kazanacaktır. Tüm bu mücadele sürerken, kimi niteliksiz kanalların niteliksiz programları ya da tıklanarak, para kazanma peşindeki zavallıların yalan haberlerine kulak asmamanızı rica ediyorum. Her tür kalitesizliğin kol gezdiği şu zamanlarda. Bu ülkenin önemli bir sanatçısı olan ve sağlığı için mücadele eden Kadir İnanır'a, bu niteliksizliği bulaştırmanın imkansızlığını siz de biliyorsunuz. Kadir'in isteğidir. Doktorları ve benim dışımda yapılacak hiçbir habere kulak asmayınız. Ve son söz. Mücadeleye devam.